trafiğin yoğun olduğu ana arterlerimizde yatay ve düşey trafik işaretlemeleriyle ilgili çalışmalar Mahabat Bulvarı'nda başladı. Daha çok trafik akışı içinde yer alan sürücülerin dikkatini çekmek amacıyla yatay yazışmalar yollara yapıldı. Kavşaklarımıza reflektifler takıldı. Yol boyu reflektif ışıklandırması yapıldı. Ve Mahabat Bulvarı'nda bulunan tüm trafik işaretlemeleri ledli hale getirildi. Ledli hale getirilmesinin nedeni trafik akışı içinde seyreden sürücülerimizin hız sınırlarını kontrol etmek, servis yollarına çıkış ve girişlerinde onları uyarmak, böylece trafik kazalarını en aza indirme ile ilgili ciddi çalışmalar yapmaktayız. Mahabat Bulvarı'ndaki çalışmamızın sonuçlanması halinde Fırat Bulvarı, Diclekent Bulvarı, Elazığ Caddesi, Kamışlı Bulvarı gibi, Fırat Bulvarı gibi birçok ana caddemizde aynı çalışmaları yürüteceğiz. Çalışmalarımız bununla da kalmayacak. Akıllı kavşak sistemiyle ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz. İhale sürecindeyiz. Bu ihale süreci sonucundan sonra yaklaşık 55-60 kavşağımızda akıllı kavşak sistemiyle kent trafiğini çok ciddi oranda rahatlayacağız. Bir trafik kontrol merkeziyle de bunu kontrol altına alacağız. Artık trafikte bekleme süresi, egzoz gazı salınımı, gürültü kirliliği gibi birçok faktör %30-35 civarında azaltılacak duruma gelecektir.